derelerin üzerine nasıl derler onlar parkların yapılması. Bunların hepsi tabii ki bu durumu etkiledi. Her yerde sel felaketleri oldu. Mesela sel nedeniyle 4 kişi öldü Trabzon'da. 6 kişi kayboldu. Bakan Allah'ın takdiri dedi. Yani Allah'ın takdiri biz ne yapabiliriz dedi. Biz dedi haber verdik sel olacağını. Yani haber verince insanlar sele önlem alacak. Ne yapacak? Botlarla mı çıkacak yani? Hani böyle simit mi takacak beline? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık. Ama en nihayeti bu işler Allah'ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz ki, demiş. Yani bununla ilgili hani çok şey söylenebilir de hani biraz yani böyle çok şey söylemek istiyorsun da ne kadarını söyleyeceğim ne kadarını söylemeyeceğim bilmiyorum. Yani dereler ha biraz beyinden bahsedeyim. Yani gerçekten beyinden bahsedeyim. Beyin kıvrımları vardır biliyor musunuz? Her beynin kıvrımı şöyle söyleyeyim birbirinden farklıdır. Ve bu kıvrımlar nasıl oluşur? Önce derelerden örnek vereyim. Ya da bir suyu alın, kumun üzerine dökün. Şöyle bir suyu böyle kumun üzerine dökün. Şöyle bir kumda su aşağı doğru süzülürken aynı beyin gibi düşünün, dereler oluşur. Beyin aynı bu şekilde işler. Ve artı mesela nasıl söyleyeyim, olumlu düşündüğünüzde o derelerden olumlu bilgi geçer. Ve bundan sonraki bilgiler de o dereden geçer. Yani siz konuyla ilgili beyninize kıvrımlarını oluştururken olumlu düşüncelere sahip olduğunuz zaman o kıvrımlardan olumlu düşünceler geçer. Daha sonraki olumsuz düşünceler de o kıvrımlardan olumlu şekilde geçer. O kıvrımları kapatabilirsiniz de. Yani kapattınız. Aynı dereler gibi kapattınız. Ruhsal çöküntülere, boşluklara düşebilirsiniz. Yani bir şeye baktığınızda nasıl gördüğünüzle alakalı. Hani beyin lazım. Gerçekten lazım. Ve bu beynin yapıcı, olumlu ve tamir edici bir yapının üzerinde olması lazım. Ve bu yapıdan neye nasıl baktığınızla alakalı. Her şeye kötü baktınız, kötü baktınız. Her şey süzgeçten kötü, kötü, kötü geçer. O dereleri tıkamamak lazım. Tıkadığınız andan itibaren taşkınlar, felaketler olur. Sonra da Allah'ın işi, biz ne yapabiliriz ki? Biz uyarımızı yaptık diyemezsiniz. Bir bağladım ama yani hani nereden bağladım bilmiyorum.